Türkiye'nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, Saadettin Ökten ve Kemal Sayar'la gönül sadasını sunar. 40 yıldır sizinle hep gönüllerde. Erkam Radyo'dan iyi akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Gönül Sadası'ndan hayırlı akşamlar. Ben Deniz Kemal Seher, çok kıymetli hocam Saadettin Ökten ile beraberiz. Bir misafirimiz var, bizden daha genç nesilden, benden bir kuşak sonra çok sevdiğim kıymetli kardeşim, doçent doktor Mehmet Dinç, psikolog Mehmet Dinç de bizimle. Mehmet hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Kıymetli hocam, şeref verdiniz. Estağfurullah. Siz de hoş geldiniz. Ederiz. Siz zaten ev sahibisiniz. Evet. Şimdi bugün şöyle bir konu konuşalım istiyorum. Sosyal medyaya bir süre baktığımız zaman çok korkunç görüntülerle karşılaşıyoruz. Bir katliam sürüp gidiyor. Parçalanmış çocuk bedenleri, yas içindeki anneler, babalar, kopmuş uzuvlar, yıkılmış evler derken sanki moralmen de ruhen de biraz bir çöküntü hissediyoruz. Direnme, savaşma azmimiz de törpüleniyor gibi geliyor bana. Belki o yüzden bu sosyal medyada geçirdiğimiz zamanı kısıtlı tutmayı düşünmemiz lazım. Bir de hep karamsar ve kötümser içeriklere odaklanmamamız lazım. Bugün bu eksende biraz konuşmaya çalışacağız. Yani kalbi daraltmanın değil genişletmenin imkanlarını konuşmaya çalışacağız. Misafirimiz Mehmet Bey de bize bu konudaki hissiyatını anlatacak. İzin verir misiniz hocam, misafirimizden başlayalım mı? Estağfurullah, lütfen. Zaten misafiri o niyetle baş tacı ettik. Buyursunlar efendim, yani sizi önce dinleyelim, bir açılış yapın. Bakalım belki biz de bir yerden bu trene atlayabiliriz. Estağfurullah. Bizi de çok koşturmayın, yaşlıyız yani. Estağfurullah, lütfen tren edersiniz. Biraz yavaşlarsa atlayabiliriz. Yani. Eyvallah. Ben doğrusu efendim benim kuşağımın merak ettiği çok şey var. Sizden çok istifade ediyoruz ama doğrusu Derya Deniz olduğunuz için daha çok nasıl istifade edebiliriz onun derdindeyiz. Lütfen. Ben zaten halinizden uzaktan Kemal Hocam'dan yakından çok istifade ettim. Hocamın sayesinden çok faydalandım. Bugün de bana bir hediye oldu bu programa konuk olmak. Bu kalbin daralması meselesini doğrusu ben hem çalıştığım danışanlarla çok hissediyorum, hem de görüştüğüm insanlarla çok hissediyorum. Modern dünya insanı iki duyguyla dönüyor sanki. Yani yaptığını ya hazzından dolayı yapıyor ya da korkusundan dolayı yapıyor. İşe gidiyorsa, bir kurala uyuyorsa ya korkudan dolayı yapıyor ya da bir haz beklediği için yapıyor. Yapmadığında hazına engel olduğu için ya da korktuğundan dolayı yapmamış oluyor. Onun ötesinde çok duygu bilmiyor. Halbuki biz biliyoruz ki eskilerin bahsettiği bazı duygular var. Her ne kadar yaşamasak da kulağımıza gelmiş, istirak diye bir hal var. Vec diye bir hal var. Siz çok bir anda 3-5 basamak atladınız yukarıya yani. Efendim işte hiç bilmediğim için bir ne kadar... kendimize gelelim kardeşim, yani bir kendimize gelelim. Sonra bakalım istirak mı olur, vec mi olur, belki hiç olmazsa belki sadece de seyir ve temaşa olur. Evet efendim, mesela şevk daha herhalde biraz daha aşağıda. Biraz daha aşağıda, evet. Biraz daha coşku var. Evet. Onları da kaybetmiş durumdayız. Yani o duyguları da çok yoğun hissedemiyoruz sanki. Bu anlamda benim çok dikkatimi çeken iki tane söz duymuştum efendim yakınlarda. Bir tanesi Halil Cibran'ın. Diyor ki bilge insanın diyor iki kalbi olması lazım. Birinde sıkıntı varken diğerinde tahammül olması lazım diyor. Ama acizane benim kanaatim bu biraz eksik olmuş. Sanki bilge insanın tek bir kalbi olacak ama o kadar büyük olacak, geniş olacak ki ikisi de sığabilecek. Bununla ilgili Süheyl Ünver'de diyor ki kalbinizin bir yerinde bir oda olsun, bir yer olsun. Oraya hiçbir hüzün girmesin, giremesin. Yani kalp o kadar büyük. Her duyguya yer var. Hüzünle sevinç, neşe aynı anda olabiliyor. Çünkü kalpte yeteri kadar genişlik var. Bu konuda bizim sanki biraz nasipsizliğimiz var, mahrumiyetimiz var. Estağfurullah, estağfurullah, rica ederim. Bu bana bir soru mu yoksa öyle devam ediyor musunuz? Yok efendim, ben şunu merak ediyorum doğrusu. Bizim de kalbimiz ister istemez hocamın buyurduğu gibi bu çok kötü malzemelere maruz kaldığımız için daralıyor, kuraklaşıyor, çoraklaşıyor. Bu anlamda kalbimizi genişletmek ve zengin duygulara sahip olmak anlamında ne tür bir hassasiyet göstermemiz gerekiyor acaba? Ben bir şey hatırlatabilir miyim hocam? Ben size bir soru sormuştum. Muhtemelen dinleyiciler görmüyorlar ama ben şu anda bir geniş açıdan iki taraftan kuşatılmış durumdasınız. Eyvallah. Yani. Ve iki tane keskin parlak zeka.
Estağfurullah efendim. Medet Allah yani. Buyurun. Ben dedim ki bir gün rahmetli babanız, arkadaşları çok ağır baskı dönemlerinden geçtiler. Evet. Çok zor zamanlarla karşılaştılar. Evet. Hiç ümitsizliğe düştüler mi? Evet. Yeise düştüler mi? O karanlık zamanlarda ne yaptılar? Nasıl başa çıktılar? Siz dediniz ki hiç oralı olmadılar. Çalışmaya devam ettiler. Evet. Doğru bildikleri istikamette üretmeye, insan yetiştirmeye, evet, bütün gayretleriyle bir mefküreyi idealize etmeye devam ettiler, evet, dediniz. Yani ben, bunlar benim sözlerim. Eyvallah. Ama çalışmayı asla elden bırakmadılar. Bırakmadı. Onu da hatırlatarak izleyicilerimize devam edelim. O çalışma şevkini nasıl, evet, buldular? Siyer okuyarak. Hmm. Tabii Siyer Nebi çok mühim. Yani şimdi buna kurucu metin diyorlar modern edebiyatçılar. Tanımlayıcı metin bu. Çünkü hak. Sonra onun yansımaları var. Ashab-ı Güzey'nin tarihi, orada geçen hadiseler, sonra tabi'in, tebe-i tabi'in, sonra uygulamalar. İslam tarihini okuduğunuz zaman orada sadece tarihi vesikayı, hadiseyi okumuyorsunuz. Bir dünya görüşünü, bir tercihler bütününü okuyorsunuz. Bu onları çok rahatlatıyordu. Onlara esatirül evvelin demiyorlardı. Mühim tarafı bu. Şimdi bizim insanımız, maalesef bir kısmımız tarihselci olduk. Nedir o? Gerçek ve mutlak hakikat yoktur. Her dönemin hakikati kendine göredir. Bu bir şekilde yayıldı, kök tuttu aramızda. Halbuki onlar öyle bakmıyorlardı. Diyorlardı ki mutlak hakikat vardır. Bu hakikatin temsilcileri de şu zevat-ı muhteremedir. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem baştadır. Onun ashab-ı güzeyini baştadır. Bu hakikati biz şu anda haviyiz. Biz bunun temsilcisiyiz. Şu anda hava yağıyor, sert, boran. Evdeyiz. Ama biraz güneş açtığı zaman sokağa çıkabiliriz. Böyle baktılar hadiseye. Ben bunu çok net ifade edebilirim. Şöyle söyleyeyim. Bazı hadiseleri siz yaşadığınız zaman tam değerlendiremezsiniz. Üzerinden zaman geçer. Farklı muhitlerde bulunursunuz ve o farklı muhitlerdeki mukayesenizle değerlendirirsiniz. İşte örnek vereceğim. Belçika'dayım. Doçentlik çalışmasını hazırlıyorum. Profesör Massone, Charles Massone, bir mühendis. 1910'lar falan doğumlu. İkinci Dünya Savaşı. Rezistans teşkilatında Almanlar esir düşüyor. 6 sene konsantrasyon kampında. Ama hala bir Fransız o. Hala bir Fransız milliyetçisi. Hala şu, hala bu. Diyor ki ben hiçbir zaman için ümidimi kaybetmedim. Tabii benim için o çok mühimdi. Onun için de ben çok mühimdim. Çünkü ben orada bir Müslüman olarak vardım. Birçok şeyi de biliyordu. Konuşuyorduk. O zaman herhalde 60'ın üstündeydi. Ben de 40, 38, 39 o yaşlardaydım falan böyle. Sonra düşünüyorum. Bu adama bu direnci veren kim? İşte ya o, işte o sahip. Rahman ismiyle herkesi kuşatıyor. Bizim babamın çevresi, sohbet ettiği insanlar, meşayihten de var, muallimlerden de var, subaylardan da var, Darülfünun mensuplarından da var, sabit kadem oldular. Darülfünun deyince aklıma merhum Ziya Şükün geldi. Pederin Darülfünun'dan Farsça müderrisi. Babamın öyle bir huyu vardı. Ben mesela şeye yetişemedim. İzmirli İsmail Hakkı Bey'e, 44'te vefat etmiş. Ben 2 yaşındaymışım o zaman. Ama Ziya Efendi'ye yetiştim. Diyor ki ben şapka giymeyeceğim. O zaman ben evden çıkmıyorum. Evde oturuyorum. Çok zaruret varsa çıkıp tekrar eve geliyorum. Bu kadar. Evde çalışıyor. Ferhengi Ziya sözlülük adı hazırlıyor. Vefatına kadar. Böyle adamlar var. Sonra ben tabii ki tanımadım ama işittim. İsmail Sahip Efendi. Bayezid Kütüphanesi Hafızı Kütübü. O da aynı şekilde. Filan giysiyi giymeyeceğim. Evden çıkmıyorum. Niye? Müsait değil şartlar. Oturup çalışıyorum. Devam ediyorum hadiseye. Burada Ritter'den bahsedeyim size. Bunlar böyle parça parça birleşince ortaya çıkıyor. Helmut Ritter, iyi bir oryantalist, müsteşrik Alman, buraya geliyor. Gene işittim ki mesela Mahir Bey'den, ona mülaki olanlardan, yazma kandil ışığında okunur. Ambiyans tamamlansın diye. Yahya Kemal de sohbetin keyfi Bağdaş'tan gelir diyor. Çok güzel. Evet, bütün bundan işte bir medeniyet teferruatta gizli. O asistanına, ki o Müslüman oldu sonra, Osman Rişar, diyor Sahip Efendi dizinden ayrılmayacaksın. Klasikleri ondan öğreneceksin. Niye? Çünkü o Femi Muhsin. Biz diyor sonradan yetiştik. Biz ciddi bir Alman kültürü aldık. Sonradan, çok kabiliyetli adam, sonradan bu işe dahil olduk. Ama o kökten yetişme, kökten sürme. Hazı ondan alacaksın diyor. Ben fakir de Osman Rişar'a
yetiştim. O da enteresan bir adamdı filan, yani böyle. Yıllar yıllar sonra büyük oğlum Amerika'da doktora yaparken bir İranlı'dan bahsetti. Jüride var o da. Çok kibar, çok zarif bir zat dedi ve çok mühim noktalara temas ediyor tarih doktorasında. Dedim bak bakalım kimmiş? Dedi ki Helmut Ritter'in son öğrencilerinden. Nasıl böyle zevk, haz, ışık geçiyor birinden birine, birinden birine. Mekanik bir adam değil diyor yani. Böyle neticede yani bizim işte kendi varlığımızı fark edip modernitenin bize çizdiği, hocamızın da bahsettiği gibi hazla korku arasındaki yaşamdan, hayattan kurtulmamız lazım, bu boyunduruktan. Tabii ki korkarız, biz beşeriz. Tabii ki haz peşinde koşarız ama hayat sadece hazdan ve korkudan ibaret değil ki. Hocamız bir anda üst kademeye atladı, vec ve istirak. Dur bakalım aşağıda var, önce bir seyre gelelim. Çok uzattımsa... Lütfen devam edin. Ben geçen de bir yerde söyledim, burada da söyleyeyim. Şimdi izlemek diyorlar. İşte filan şeyi izlediniz mi? Ben size söyleyeyim. Köpek avcıyı izler. Köpek de zevk alan sayyada bir insafa hizmetten diyor Namık Kemal Hürriyet kasidesinde. Köpek avcıyı izler. İzlemekte bir irade yoktur. Tabi olmak vardır. Ben insan olarak seyrederim. Benim iradem vardır. Bakarım. Zaman zaman bakmam. O seyrin aktif pozisyondayım. Ben bir özneyim. Ötekinde ben bir nesneyim. Bu kavramdan sizi yakalıyor. Peki bu seyre bir de bedi'i boyutu eklersek ne oluyor? O temaşa oluyor. Şeyde tefekkür de vardır. Bir Haşim'in bir dörtlüğü geldi aklıma. Seyreledim eşkali hayatı. Ben havz-ı hayalin sularında bir aksi bilevvendir anın için arzın bana ahçar-ı nebatı. Bu dörtlükte Haşim tam bir tasavvufi tasvir yapar. Aksi bilevven ne aksediyor? Hayatın hüsün aksediyor, hilkat aksediyor, ol emri aksediyor. Hayatın şekilleri bir hayal. Platon'un mağara metaforu gibi bir şey yani. Yakalıyor, bakın nereden yakalıyor. Ama bu ancak seyirle oluyor. O izlemeyle olmaz. İzlemede ne olduğunu anlamazsınız siz. Ama seyirde anlarsanız çözersiniz. Bir de ona bedi boyut eklediğiniz zaman o temaşa olur. Hocam burada ben affınıza sığınarak bir şiir okuyabilirim. Lütfen buyurun, buyurun. Çok yerine geldi. Şiir size ait mi? Şiir bana ait. Muhteşem. Çünkü muhteşem. Seyirle ilgili bir şiir. Bir şiirin ismi Bir Dağ Yolculuğu. Muhteşem. Bazı şeyler vardır. İnsan ömürde bir defa yaşar. Buradan biz bir grup arkadaş çıktık. Bursa'da Mustafa Kara Hoca'nın öncülüğünde başka bir grup arkadaşımızla buluştuk. Ve geniş bir kafile olarak Uludağ'ı tırmanmaya başladık. Maşallah. Önce teleferikle bayağı tepe bir noktaya çıktık. Oradan da daha da fazla gittik. Çok zor bir parkurdu. Fakat fevkaladeydi. Ya. Bir de tabii herkes ilim ehli, edebiyat ehli, şiir ehli. Durduğumuz her yerde güzel söz, kelamı kibar. Yani yürümesi o genç yaşımda bile bana zor gelmişti ama çok keyifliydi. Döner dönmez bir şiir döküldü. Maşallah. Bendenizden. Maşallah. Tam da bu seyirle alakalı olduğu için müsaade buyurursanız tam yerinde onu okuyayım. Bir dağ yolculuğu. Suskunluğu ayartmak için çıkıyoruz dağa. Küçülmek için kendimize. Çıplak gözde görmek için ölülerimizi. Neyi bıraktığımızı hatırlamak için. Dağ bir karşılık veriyor içimizdeki suskunluğa. Yalnız dağla onarılan bir bozgun... Bir kavimler göçü, modern bir mali hülya, dağ okşuyor bizi saçlarımızdan, doğuruyor bizi her yolculukta. Ruhun keskin dönemeçlerinden, eşsiz yamaçlarından çocukluğun sevinçle uçurur gibi uçurtmalarımızı, gövdemizde hikmetin, şiirin kanatları, süzülüyoruz aşağıdaki boşluğa. Seyrangâhta durup da baktığımız o derin vadi değil, dünyadaki maceramız, ardımızda bıraktığımız yazlar ve inilgiler değil, tene yerleşen o rahat sıcaklık. Biz bu yolculukta dağı hiç görmedik. Dağ bize dağıldı, bir dağ olduk hepimiz. Bir teviye kendimizi seyrettik. Bir dağ yürüyüşü ki durmadan kendimize yürüdük. Yol hiç bitmedi, susmadı sular. Biz o dağda hep kendimizi yürüdük. Kalktı perdeler, göründü cihan, durduk, eğildik, döndük.
Maşallah. Böyle bir şey. Çok güzel. Ömrünüze bereket. Çok güzel. Bazen işte seyir. Seyir bu işte. Evet. Seyir bu. Ve bu seyri sadece insan fark ediyor. Cenab-ı Rabbül Alemin bu seyri bizim için lütfu kerem eylemiş. Bundan biz haz alıyoruz. Ben bunu çok anlamazdım. Bunu söylerlerdi. Hı hı. Yani fevt etme derlerdi. Güneşin doğuşunu, güneşin batışını, ikindi vakitlerini filan. Sonra şunu müşahede ettim. Şimdi bülbül ve gül şiirlere, musikiye girmiş efsane. Sonra anladım ki bülbül o sırada neslin devamı faaliyetinde bulunacak. Onun için ötüyor. Gülün bülbülle bir alakası yok. Yakıştırma bize ait. Mehtap evet. Çıkıyor ilkbahar akşamları. Sonbaharda da tabii gayet güzel mehtaplar oluyor. Bülbül ötmüyor artık. Niye? Çünkü o iş bitmiş. Biz etkileniyoruz. Şu anda biz Cemaziyel Ahır'ı yaşıyoruz ve Bedri Tam. Sabah vakti hala bizim evden Bedri Tam, yani şimdi ona Dolunay diyorlar, olduğu gibi görünüyor. Ki güneş 8:20 geçe falan doğuyor şimdi. Hala görünüyor. Bizi etkiliyor. Küçük torun dede bak güneş diyor. Dedi oğlum güneş diyor. Ay, ay dede diyor. O da etkileniyor. Ufacık. Demek ki o bize bir şey söylüyor. İşte o bizdeki bediiyatı. Bunu öldürmemeniz lazım. İşte o zaman biz şevk duymaya başlıyoruz hayattan. Allah'ın bize lütfettiği manzara içimizi açıyor, kalbimiz genişliyor. Sizin daha yolculuğunda da öyle olmuş. Tabii sizin bir başka büyük lütuf da var. Çok seçkin bir grupla çıkmışsınız tabii. Daha. Evet. O da çok mühim bir şey. O da bir tecelliyat. O da bir imkan. O da bir lütuf aynı zamanda. Çünkü her kelam icabında, hatta her sükut, her hali tavır bize birer mesaj verir. Karşımızdakinin tebessümü, yüzünün asılması, eskiler melahet-i veçiye derlerdi. Yumuşak yüzlü olmak. Hareketlerde ne yavaş, ne seri, ne batı, ne seri. Mutedil, itidal üzere olmak. Bunlar çok mühim şeyler. Ve rahmetli Fethi Bey'den, Fethi abiden işitmiştim. Evladım hal saridir diyordu. Sizin bir haliniz bana geçer, benim bir halim toruna geçer. Neticede biz birbirimize muhtacız ve birbirimizi açmamız lazım. Onun için bendeniz mümkün mertebe, zaten hiç sosyal medyayla alakam yok ama sizlerin olması lazım. Çünkü hayatın içindesiniz, o mühim bir şey. Ama işte onu biz yönlendirebilirsek bir noktada birisi. Çünkü o bir alet. Onu biz yönlendirebilirsek, muhtevasını biz tayin edebilirsek hayra yarar. Muhtevasını küresacılığa tayin ederse şerre yarar. Bu kadar basit hadise yani. Ama kalbi lütfen korkuyla haz arasına sıkıştırmayalım yani. Efendim o zaman benim anladığım kalbi genişletme yollarından biri olan şevk duygusunu yaşamak için Evet. Bir seyre ve temaşaya dikkat edeceğiz. Evet. Bir de Femi Muhsinlerden hal gelsin bize diye onların etrafında olmaya çalışacağız. Şunu da söyleyeyim, mesela benim genç dostlarım vardı, hala da vardı, artık genç dostlar da ihtiyarladılar. Hocam ne yapalım diyorlar. Dedim ki siz bir aziz bulamıyorsanız azizlerin eserlerini okuyun. Peki ne yapalım? Çok somut bir şey. Yunus Divanı'nı açın okuyun. Fuzuli Divanı'nı açın okuyun. Sonra şey yapmayın. Yani hemen şefkatiniz kırılmasın. Onlar da birer hazinedir. Bize öğrettiklerine göre Cenab-ı Allah bazı kullarına konuş ve yaz diyor. Ruhsat veriyor ve ilhamat ilahi yaram. İlahi ilhamat geliyor onlara. Onlar yazıyorlar. Siz o metinlerden olası, onlar bir vesile metinler. O sahaya doğru bir açılma olur içinizde. Bazen bir kelime yeri gelir, bazen bir mısra sizi alın bir yere götürür. Gene pederden duymuştum ben, işitmiştim. Ezberinde çok şey vardı, beyit vardı. Yeri geldiği zaman okur ve bir başka dünyanın içine girerdi. O hal bize de geçerdi. İşte bir sıkıldı bir şeye dair yani. Umurun hakka tafvize, tarisi intikam olma, Cenab-ı Hakimi mutlak, ne işlerse adalettir. Allah'tan adil olmamak diye bir hal zor etmez. Tabii. Ama bize intikam eden bir tarafı var işin. Bir celal tarafı var. Umurun hakkı, o hakkı vazifelendir diyor. Yapabiliyor muydu? Ben gördüğüm kadarıyla yapıyordu yani. İltica ediyordu işte yani öyle. Öyle sonra geçiyordu o hal. Hep böyle zaten yani. Aslında çok güzel bir kendi kendine terapi yöntemi. Evet, 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 aynen öyle. Aynen öyle. Kendisinden önce benzeri sıkıntılardan geçmiş ve bunu çok güzel bir şekilde damıtmış insanların tecrübelerini kendine ortak ediyor. Evet, evet, evet. Ve o kelam
şifa oluyordu ona. Efendim o zaman bir yolda eskilerin şiirlerini ezberlemek diyebilir miyiz tabii, kalbi genişletmek için? Gönül ehlinin. Gönül ehlinin. Yani Cenab-ı Rabbül Alemin'in vazifelendirdiği. Belli onlar oluyorlar zaten yani. Onların kitaplarına, şiirlerine, menakibine bakmak ne yaptılar? Ki biraz evvel söylemeye çalıştım. Bunun başında Siyer-i Nebi geliyor. O çok mühim yani. O istikameti o belli ediyor, tutuyor. Tabii yani yine hemen burada tekrarlayalım. Siyer-i Nebi'ye itikad etmeniz lazım. Bir müsteşrik de Siyer-i Nebi'yi okuyor. O bilgi olarak okuyor. Böyle olmuş diyor yani. Sonra onu kritik ediyor. Kritik analitik şeyden geçiriyor. Buralara aklı uymuyor diyor. Tevil etmeye çalışıyor. Müslüman öyle okumuyor. Müslüman inanarak okuyor. Muhabbetle okuyor. Bana burada ne feyiz gelecek? Aman ya Rabbi diyor. Fark orada. Müsteşrik de okuyor onu. O da akıllı adam. Allah vermiş. O bakıyor ki nereden ne bulabilirim. Böyle şeyler vardı. Hocalarımız vardı teknik üniversitede. Tabii biz yani şey çocuklarız. Sessiz, sakin, mutlu çocuklarız. Haşa Kitabullah'ta lojik hatalar bulurlardı. Bir şey söyleyemezsiniz tabii yani. Yaşı başını almış adam. Keşke yapmasa hocam diyorsun. Mesleğinde de çok iyi. Mühendisliği öğrenmiş falan bize de anlatıyor. Aradan yıllar geçti. Bir genç arkadaş var Bursa Üniversitesi'nde. O dedi ki Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet aynı yerde geçiyor. Ama siyak ve sibaka bakın farklı manalarda geçiyor dedi yani. Akış içinde farklı yerlerde geçiyor dedi. Onu yakalayamazsanız yani haşa. Mesela şunu ben çok işittim. Yani Efendimiz'in de ismi Cemil'i anmayacağım. Unutmuş bir daha yazmış buraya diyorlardı. Anlatabiliyor muyum? Yani. Peki Allah da mı unuttu? Febi eyyâ alâ yarabbüke bâtüke zivân. Bunu tabii söyleyemiyorduk. Böyle baktığınız zaman zaten o da bir klasik metin oluyor. İyi bir metin. Ama inanarak baktığınız zaman bir şifa kaynağı oluyor. Onun tavzihine baktığınız zaman yani o belki çok kompakt bir metin aşağı doğru iniyor ve siz bir yerden birisini yakalıyorsunuz. Hazreti Yunus'u yakalıyorsun, Eşref Zade Rumi'yi yakalıyorsun yani. Hazreti Niyazi'yi yakalıyorsun. Biraz pervasız ama yakalıyorsun yani falan yani. Böyle gidiyor. Sonra daha da geliyor. Dinlediğin bir vaazdan veya sohbetinde bulunduğu bir şey efendiden. Bu da geçer yahu'yu öğreniyorsun. O kadar geçiyor yani bir süre sonra bakıyorsun. Mühim olan direnmek. İtikadı, itimadı, bağlantıyı kaybetmemek. Bu da geçer yahu. Biraz da mizah yapalım. Külhan Bey eski zamanda başı dertte Şeyh Baba'ya gidiyor. Diyor ki evladım anlatıyor. Dedik bu da geçer yahu deyince Şeyh Baba deler de geçer diyor. Yani. Böyle şeyler de oluyor yani. Bunlar da işin şey latife tarafıdır yani. Ciğeri delen şeyler oluyor tabii. Tabii oluyor tabii. Yani. Onlar da birer imtihan olarak görüyorlar büyükler. İşte zaten şu dünyada kısıtlı zamanda, kısıtlı mekanda, kısıtlı çevrelerde yaşıyoruz. Çok fazla daralmaya gerek yok. Ben büyüklerimden işittim, gördüm, öğrendim. Allah'ın yarattığıyla meşgul olun evladım. Kulun ortaya koyduğuyla değil. Kulun ibda etti. Onu bir yere kadar götürün. Ama esas sizin daha meselesi işte öyle bir şey olmuş. Siz orada Bursa Uludağ tamam güzel bir ekiple beraber ama siz tabiatın içinde kaybolmuşsunuz. O Allah'ın yarattığı bir şey ve onun bir manası var. Jeologlar şöyle oldu böyle oldu diyorlar. İlimlerine çok saygım var. Hiçbir itirazım yok. O zahir. Bir de bizim başka manamız var. Bir 8-10 yıl önce Elmalı'da Hazreti Sinan Ümmi'yi ziyaret edeceğiz. Antalya'dan yola çıktık. Doktor Mehmet Bey bizi götürüyor. Toroslara sardık böyle Kasım sonu Aralık başı falan. Soğuk bir hava. Dağlar kar içinde. Ben böyle bakıyorum. Dedim ki Mehmet Bey şu dağlara bak. Muhteşem. Emaneti biz dağlara tevdi etti. Kabul etmediler. Şu insan ne zalim ve cahildir. Dedi ki doktor işte böyle bakmamıştım bu dağlara dedi yani. Doktor da yani temiz Müslüman, kamil bir hazret yani. Şimdi bana hala telefon ettiğinde hala dağlara bakıyorum diyorum. Ya o dağları bizim için yarattı. Ha jeolog olarak kökü sağlam. Dağ bina yap. O ayrı. Göz irtibatı kurduğun zaman işte seyir ve temaşa o. O celali orada görüyorsun. Azameti ilahi orada görüyorsun. Yıllar sonra estetik kitabı okurken yücelik duygusu. Nerede diyor mesela Nikolay Hartman. Dağlarda diyor yücelik duygusu. Şimdi ben Alpleri biraz gördüm. Biraz da üzerinden geçtim. Şimdi televizyonda bakıyorum belgesellere. Aman yarabbi Alpleri yaratmış. Hocam hayatımda zihnime ve gönlüme çakılı anlardan bir tanesi. Allah inşallah oralara gitmeyi nasip eder. Bundan 3-4 sene evvel Nepal'de bir şeye katıldım. Katmandu'da. O başka bir şey orası. McGill Üniversitesi'nin düzenlediği maneviyat ve psikoterapi diye bir oturma. Eski bir McGill'li olarak. Evet, eski bir McGill'li olarak.
Orada ben de sufi psikoterapisi üzerine bir tebliğ sundum. Tasavvufi psikoloji günümüze neler söyler diye bir tebliğ sundum. Neyse o bahsi diğer. Dönüşte uçağımız havalandı ve Himalayaların üzerinde gittik. Aşağı yukarı 15 dakika Himalayaların üzerinde gittik. Gözünüzü alamıyorsunuz. O ihtişam. 15 dakika. Yani 200, şu an bile 200, hatırladığınız zaman gözüm yaşarıyor. 200, o kadar. 250 kilometre 15 dakika gittiniz yani. Ya da bana uzun geldi. Belki o 10 dakika gitmişizdir. Çok da bilemiyorum. O da 200 kilometre. Ama doya doya seyrettim. Tabii. Doya doya seyrettim. Ve onun içinde olmak kim bilir nasıl bir şey olurdu. Nasıl? Yani o Himalayaları tepeden görmek bile beni muhteşem bir huşu ve bir vecd duygusuna tabii sürükledi. İşte o sizi sürüklüyor. Öteki insan bir an evvel gideyim varayım diyor. Niye? Çünkü siz bir manevi bağ kurdunuz. Hilkaten bir eseri bu. Bir şey aksediyor ve bunu sadece size söylüyor. Başka hiçbir canlı insandaki bu hissi duymuyor tabiat karşısında. Onun yakadılışın, ışığın, rüzgarın, hararetin. Sadece bakın fiziksel ögelerden bahsediyorum. Burada hiçbir canlı yok. Bir başkası çöl, bir başkası da okyanustur. İnsan sonsuzluk duygusunu çölde hisseder. Okyanusta hisseder. İhtiyacı var çünkü. O bir başlangıç. Zaten bir süre sonra o bitiyor. Bitiyormuş. Ben denemedim çünkü. Ondan sonra siz artık fizik alemle alakayı kesiyorsunuz. İçe dönüyorsunuz. Başlangıç okyanus. Başlangıç çöl. Başlangıç dağlar. Bu işte korku ve hazdan, maddi hazdan bahsediyorum, ruhsal haz değil. Kurtulup temaşa, seyir ve temaşa ekliğine adım attığınız anda yol açılıyor size. Bunun da işte mesela sizin için bir vesile olmuş, bir şeyi zuhur etmiş. Sonra onun devamı bu anlattığınız Himalaya meselesi. Benim işte iyi kötü Alpler, ben Asya'yı bilmiyorum. Alpler meselesi nasıl yaratmış diyorum. Türkiye'de de güzel dağlar var, büyük ovalar var, denizler var. Hı hı. Bunlarla irtibat kuruyorsunuz. Bir taraftan da bir şeyler okuyorsunuz. Tabii mümkün oluyorsa, kaderinizde varsa, bir Allah dostuyla, ben biraz tabiri kullanacağım, düşüp kalkabiliyorsanız, yani dizin dibinde oturuyorsanız, hiç konuşmanıza gerek yok. Bakıyorsanız sadece haline. O gittiği zaman, git dediği zaman gidiyorsunuz. Gel dediği zaman geliyorsunuz. Onun programına uyabiliyorsanız oradan da bir şeyler oluyor. Hayat da böyle geçiyor zaten yani. Sonra bitiveriyor yani. Çok sıkıştırmayın beni de. Efendim o zaman benim anladığım yani biz bazen şikayet ediyoruz ya kime gitsek biz, diye. Biz beşe şikayet her zaman var bizde de. Hmm. Çok zülfiyara dokunmasın şikayet. Evet, yani. Evet. İlla şikayetimiz bulamamak yönündeyse tarihi kitaplardan da eskilerin eserlerinden tabii. istifade edip aynı zamanda aynı zeminde olmamıza gerek yok. Onların eserlerinden de istifade edip kalbimizi genişletebiliriz. Tabii o çünkü yani onlar birer emanet olarak ilahi emirle yazılmıştır itikadıma göre ve bizim için yazılmıştır okusunlar bunlar diye. Oradan bir yol bulursunuz. Sonra da Cenab-ı Allah birisini yollar veya bir dost muhiti olur. İşte oradan bu modernitenin küresel versiyonunu size biçtiği o mahbesten sizi maalesef müstahak gördüğü o mahbesten lütfen kurtulalım biz insan olarak. Çünkü hepimize ilahi ruhtan ruh üflendi ve hepimiz eles bezminde evet dedik. Bu çok mühim bir şey. Birebir hitap etti ve son günde de bizi kendisi hesaba çekecek. Bundan daha büyük bir lütuf olabilir mi? Şeref bakımından yani. Bu bakımdan ben dua ediyorum insanlara. Kendimi muhafaza etmeye çalışıyorum. Küreselcilere de dua ediyorum. Onlar da evet dediler ama bu dünya dualist bir dünya. Artı eksi var her zaman için. Onun kaderi de oymuş. Hele bu ileri yaşta daha çok düşünüyorum ve havf ediyorum. Şükür tabii sonu yok. Ne kadar yapabiliyoruz da. Ya diyorum ben de öyle bir muhitte doğsaydım, yetişseydim. Hiç haberim olmasaydı ne olurdu benim halim. Yunus'un bir şeyi geliyor aklıma hep. Varıp bir amile sorsam halime diyor. Acaba Allah bana kulum diye mi? Amil amel eden birisine sorsam halime. Yani karneyi göstereyim bakayım diyor. O Allah'la onun arası iyidir. Bana acaba Allah kulum diye mi? Hepimiz onun kuluyuz ama bir de yani onun bize bahşettiği, lütfettiği şerefe layık insanlar mıyız? Bu imkanlar, bu güzellikler, bu letafet. Yoksa küfranı nimet içinde miyiz? Varsam bir amile sorsam halimi, acaba Allah bana kulum diye mi? İşte bakın Yunus 700 sene önce yaşamış. Ben bugün yaşıyorum ve bu beyit beni bir yere bağlıyor. Bu kadar. Ettiğim daha fazla. Evet, biraz da layık olma hali, kulluğa layık olma hali.
değil mi? Bunun için elimizden geleni yapma, esirgememe, evet, varlığın sevincine layık olma hali. Çok mükemmel. Mehmet Bey, hocamıza bir sualiniz daha varsa alalım. Hocam, son benim bir çok sual merak ettiğim bir şey var. Evet. Şimdi benim gibi müktesebatı kıt olanlar için hocam, görmekten seyre geçmek için ne yapmak lazım? Yani seyrin içinde benim anladığım çok bileşen var. Evet. Bilinç var. Bilinç var. Başka malzemeler şöyle bir, de var. Şöyle bir şey de var. Kendimizi ilahi akışa teslim etmek var. Bilinç tabii bir yere kadar mühim. Ama şöyle mesela bir yere gideceğim veya bir sohbete katılacağım, davet etmişler. Ben onun ardına başka bir iş koymaz idim eskiden. Ne oluyor? Zuhurat, ki bizim meslekte zuhurat hiç kale alınmaz. Ben mühendis adamım. Plan, program. Zuhurat, şuraya gidilecek. İşte ikindi vakti şurada bir mevlit var. Akşam şuraya, hayır öyle bir şey yok. Bakalım. Mevlit biter. Kahveye, sohbete gidilir. Akşam vaktine kalınır. Plan camiye gidilir. Bakalım. Yahut da gidilmez. Önce yapılacak olan şey, onu bir lütuf, bir fırsat, bir imkan bilip biraz da akışa tabi olmak. Evet. Tecelliyata tabi olmak. Bir dostuma söyledim. Bir Müslüman evden çıkarken, bizim büyüklerimiz öyleydi. Bakalım bugün Rabbim bizi hangi tecelliyatla karşılaştıracak. Bu arkadaşımız çok iyi bir zihin. Fakat siyaset onu içine çekti. Hizmet alıyor ondan siyaset. Dedi ki hocam, bu müthiş bir anlayış. Biz dedi hesap yapıyoruz. Filan zat filan yere gidecek. İşte onun şeyi şöyle, ötekinin böyle bilmem ne. Hangi tecelliyat olacak diye bakarsan çok renkli oluyor bu hayat dedim yani. Böyle bakarsanız Cenab-ı Allah kulunu hiçbir zaman mahrum bırakmıyor yani. Şimdi bakın, bu yaşımda böyle olmuyor. Çünkü toplumdan çok istek geliyor. Üst üste, üst üste, üst üste. Bu da bir tecelliyat ama kaldıramıyor insan bir noktadan sonra. Bizim de bir kapasitemiz var. Azaltmaya çalışıyorum. Bunların bir kısmı zaten şeydir. Havai istekler. Yine bir azizden naklen dinlemiştim. Arafat'talar. Eski zamanda. İhvan sıkışık. Her gelen efendiye bir şey söylüyor. O azizin yakınında oturan hakim bir derviş de, efendim diyor, ona da evet dedin, buna da evet dedin, buna da evet dedin. Diyor ki, bununkisi mantıklıydı, olacak. Bununki saçmaydı, zaten olmayacak, anlayacak ama evet demesem adam mustar olacak diyor. Ötekisi mümkün değil, yapacağı zaten filan diyor böyle. Böyle bir şey, bu mantıklı mı? Değil. Ama hayatı çözüyor, rahatlatıyor insanları. Siz bir şey görüyorsunuz ve diyorsunuz ki, ha bu böyle. İşte o dervişler efendiye teslim olsalardı, bunlar yaşanmayacaktı bu problemler. Olmadılar, böyle yaşadılar. İnsan bazen birde öğreniyor, bazen ikide öğreniyor, bazen üçte öğreniyor, bazen hiç öğrenmiyor. O feci bir şey. Perdeyi kaldırmazsa öğrenemezsiniz. Onun için annem ben mektebe giderken, oğlum Allah zihin açıklığı versin derdi. İlk mektebe başladığım zaman, Allah zihin açıklığı versin. Test kitabı çözdürmüyor. Sonra bakacaksın kitaba. Önce Allah zihin açıklığı versin. Bu bir yaklaşım. Ta üniversite, işte bizim en zor imtihanımız şeydir. Doçentlik kolokyum, oraya kadar Allah zihin açıklığı versin. Duayı da annem yoktu, o zaman duayı kendime ettim. Hala da ediyorum. Bu dua benim anacığımın da duasıdır. Evet. Bu çok mühim bir dua. Damıtılmış yani, sizin tabirinizde. Evet. Allah zihin açıklığı versin, bu kadar. Evet. Kim verecek? Allah verecek. Ben çalıştım, hayır güvenme. Bazen beni şu çok etkiliyor. Ya mesela sizin çocukluğunuzda duyduğunuz bir duayı ben de çocukluğumda duymuşum. Tabii tabii, işte o şey o medeniyet. Ve biz de bunu çocuklarımıza geçirmek ödevindeyiz. Tabii aslında. Aynen öyle. Kültürel süreklilik, kimlik, aidiyet böyle bir şey. Evet aynen öyle. Yani bu topraklara ait olmak, bir duaya ait olmak böyle bir şey. Hocam ben evladımı gönderirken Mahtumu ellerinizden öper, Allah iyilerle karşılaştırsın diye dua etmeye çalışıyorum hep. Muhteşem bir şey. Yani zihnine dolsun o da bir şekilde alışsın böyle dua etmeye. Çünkü en büyük lütuf rızık iyilerle karşılaşmak değil mi efendim? Tabii salihlerle, sülahayla. Tabii tabii, hayat boyunca inşallah. Bir de hocam, sizi anneciğiniz bir ya da babacığınız bir yere gönderirken Yusuf suresinden. Allahu hayyun hafizan ve erhamer rahimin. Evet. Eyvallah. Evet. Böyle olur diye. Evet. Mealinde verebilecek misiniz bize? Bunu hocam ver. Evet. Benim acizane bildiğim kadarıyla Allah Teala en hayırlı koruyucudur. En merhametli, merhametlerin en merhametlisidir. Bir büyüğümüzden şunu duydum efendim. Türkler çok nazar duası okuyorlar. Halbuki Türkiye'de nazardan çok haset biraz daha fazla. Bu haset için okunması gereken duadır. Yakup Aleyhisselam oğullarına
haset gözü gelmesin diye ayrı kapılardan girin. Toplu gelirseniz haset olur. Ayrı kapılardan girin, bunu okuyun ki haset olmasın. Bunu çok okumamız lazım ama siz daha çok nazar duası okuyorsunuz demişti. Doğrudur. Hepsini okuyalım inşallah. Hepsini okumak lazım efendim. Çok güzel, çok bereketli bir sohbet oldu. Kıymetli hocam, gönlünüze, nefesinize sağlık. Mehmet kardeşim, gönlüne, nefesine sağlık. Erkam Radyo'nun değerli izleyenleri, bir gönül sadasının daha sonuna geldik. Bu programda kıymetli hocam Saadettin Ökten, bendeniz Kemal Sayar ve Mehmet Dinç kardeşimiz beraber söyleştik. Hayırla kalın, hayırlı akşamlar efendim. En özel seslere, kalbe dokunan sözlere kulak verdiniz. Albaraka Türk, Saadettin Ökten ve Kemal Sayar'la Gönül Sadası'nı sundu.